Malatya'da teknoloji tabanlı girişimcilik kültürünün gelişmesine katkı sağlayacak olan Girişim Sohbetleri Fikir Atölyesi etkinliği Malatya Paylaşımlı Ofis tarafından gerçekleştirildi. Ücretsiz olarak organize edilen etkinlikte katılımcılar teknoloji tabanlı girişimcilik ve startup kültürünü deneyimleme fırsatı yakaladı. Farklı yaş gruplarından seçilen 24 kişinin katıldığı etkinlikte işletme müdürü ve proje koordinatörü Hakan Karadayı amaçlarının startup girişimcilik kültürünü aşılamak olduğunu söyledi. Fikrin projeye dönüştürülmesi aşamasında oluşan gruplar hakkında da bilgiler veren proje koordinatörü Karadayı, proje aşamasında mali işlerle uğraşan arkadaşlar var, proje yönetimiyle uğraşan arkadaşlar var, yazılımcılar var, sosyal medya yöneticileri var dedi. Özgür çalışma ortamlarını tercih eden kişilerin paylaşımlı ofisleri kullandığını belirten işletme müdürü Hakan Karadayı, paylaşımlı ofislerin en büyük avantajının farklı sektörler arasında oluşturulan işbirliği anlaşmasının olduğunu söyledi. Hem öğrenciler var hem de yaş olarak büyük arkadaşlar da var. Burada yaptığımız çalışma şu, startup girişimcilik kültürünü aşılamaya çalışıyoruz. Şu an zaten bu startup ekosistemi çok önemli bir yapı, girişimcilik dediğimiz mevzu ve bununla alakalı biz bir workshop yapıyoruz. Bu workshopta bir fikir ürüne nasıl dönüşür, nasıl projelendirilir, bunu birlikte grup çalışmasıyla toparlamaya çalışıyoruz. Bu gruplarda işte mali işlerle ilgilenen arkadaşlar var, proje yönetimiyle ilgilenen arkadaşlar var, yazılımcılar var, sosyal medya yönetimcileri var. Bir fikir ürüne dönüştürdüğünüz zaman bütün bacaklarını, pazarlama var mesela, bütün bacaklarını oluşturabilecek yapılar söz konusu. Bu sayede bir aslında buradan firma da bir şirket de çıkabilir. Ama tabii ki projenin, fikrin iyi olması önemli burada. Onu şu an aslında alıştırma yapıyoruz. Bununla alakalı bir çalışma söz konusu. Paylaşımlı ofislerde aslında yurt dışında bunun da coworking space. Coworking space'lerde özgür çalışma ortamları, ortak çalışma ortamları aslında böyle bir yapı. Genelde freelancerlar bu tip alanları kullanıyor. Yani kendi işini yapan web tasarımcılar, yazılımcılar olarak düşünebilirsiniz. Bunun dışında iç mimarlar olabilir, mimarlar olabilir. Bu tip çalışma arkadaşları var. Yani bir normal bir ofise ihtiyacı olmayan ama bir network'e ihtiyacı olan arkadaşlar çalışıyor. Buranın en önemli artılarından bir tanesi şu, bir iş yapacağınız zaman aslında o işle alakalı birçok farklı sektörden iş birliktelikleri söz konusu. Yani şöyle düşünün, mesela bir iç mimarı web sitesini yapabilecek arkadaşlarla burada birlikte çalışabilir. Ya da üç boyutlu tasarım grafik çalışmaları yapan bir insan mimarla çalışabilir. Ya da bir projede hepsi birleşip mimari mesela mobil uygulama, mimari alanla alakalı bir mobil uygulama geliştirebilirler. Yani böyle bir yapı var burada aslında, bir network sistemi var. Esas amaç da güçlerin birleştirilmesi. Yani burada ortak paylaşım ofisi kullanan bütün bizim üyelerimiz aslında birlikte güç birliği yaparak daha iyi işler çıkarabilecek yapı oluşturuyorlar. Bizim buradaki hedefimiz de bu.